Merhabalar sevgili dostum. Ustalarla Söyleşi serisinin ikinci videosuyla karşındayım. Geçen sefer Doğan Celoğlu Hoca ile beraber İzmir'deydik. Bugün İstanbul'da Mehmet Zihni Sungur'la birlikteyiz. Kendisi bence e, psikiyatrist, profesör, doktor ve bu ülkede e, birçok böyle tanrısal psikologların, psikiyatristlerin ötesinde insanları gerçekten anlayan, onlara faydalı olmaya çalışan ve e, psikolojiyi, psikiyatriyi sevdiren isimlerden, hocalardan birisi. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim bu güzel geomet tanıtım için ayrıca teşekkür ederim. Öyle hissetmesem hocam takipçi arkadaşlar da bilirler zaten. Öyle hissetmesem zaten gelmezdim buraya. Yani. Valla ben hocam için geldim İstanbul'a biliyorsunuz arkadaşlar. Ben Ankara'da yaşıyorum. Hocamı yıllardır takip ederim. Hatta biraz önce kitaplarından da bahsedeceğiz en son kısımda birçok kitabından kopya çektiğimi seanslarda kullandığımı İstanbul. söyledim. Yani söyledim. gerçekten insanların ruhuna temas edecek noktaları hem bilim hem insani noktada yakalayabilen birisinin hocam. Çok teşekkür ederim. Tabii ki hedef insanlara hizmet edecek, hizmetlerinin kalitesini iyileştirecek bir takım ürünler yaratmak. Senin önünde de kısmen de olsa bir rehber olduysa çok mutlu olurum. Onur diyorum bundan. Teşekkür ederim. Hocam olun. şimdi bu konsept ustalarla söyleşi aslında şu: hem insanlarla çalışıyorsunuz, hem de yılların birikimi eğitim yani bir sürü psikoloğa, psikiyatriste eğitim verdiniz. Hakikaten insanın belki de en karanlık odasını, kozmik odasını binlerce, on binlerce insanın belki de şahit oldunuz. Hem bu tarafta böyle bir şey var, hem de şu an kaç yaşındasınız hocam? <gülüyor> <gülüyor> yani aslında her ne kadar Yaşama yıllar katmaktansa Yıllara yaşam katmanın Daha önemli olduğunu düşünüyorsam da 60'ın üzerine geldiğim için 60'ın üzerine gelmiş olmanın onurunu yaşıyorum. Ya, 60 diyelim hocam evet. bize zaman. Evet. 60 yıllık bir deneyim, bir evet. hayat tecrübesi. Evet. Bu sadece mesleki anlamda değil, hayatınızın bir döneminde yurt dışındasınız. Birçok evet. aslında yurt dışı psikoloji psikiyatri organizasyonunun başkanlığını yürüttünüz, yürütmeye devam ediyorsunuz. Ben şunu sormak istiyorum. Hani bu seri kapsamında birçok bu kanalı takip eden dostlar, 18 yaşından başlayıp daha alt ve üst grupta da var ama 35-40 yaşına kadar geniş bir skalada. Ve eskiden her köyde belki de her küçük kasabada insanların danışabileceği bir bilgi adam figürü vardı, varmış. Ama modern hayatla beraber insanların bir şekilde o daha üst noktadaki insanların hayat tecrübesinden faydalanma imkanı azalmış durumda. Ben sizin de mesela bu 60 yıllık hayat tecrübesi, insan tecrübesi noktasında şu an geldiğiniz noktada geriye dönüp baktığınızda ne görüyorsunuz? Ne öğrendiniz hocam bu hayattan? Bu arkadaşlarımıza, izleyicilerimize ne önerirsiniz? Şimdi öncelikle çok güzel bir soru. Bir taraftan ne diyelim çok düşünülerek cevap verilmesi gereken bir soru. Çünkü hakikaten bilgelikten söz ettiğim zaman önce şunu söylemek isterim ki hayatımın içinde öğrendiklerim var. Hayatımın içinde öğrenme yolculuğunda olduğum şeyler var. Bir de hayatımın içinde muhtemelen henüz adını koyamadığım ama ileride öğrenebileceğim şeyler var. Şu anda ne öğrendim diye baktığımız zaman birçok şey söyleyebilirim ama öncelikle senin bahsettiğin konudan söze girmek isterim. Öncelikle bilginin çok ama bilgeliğin giderek yok olduğu bir dünyada bilen adam olmaktan öğrenen adama geçmen bir konumda olmanın ne kadar önemli olduğunu hı hı. öğrendim. Yani bilmekten daha önemlisi öğrenen kişi olarak kalabilmek. Çünkü bitmeyen bir yolculuk, bilme yolculuğu. Yani niçin öğrenme bu kadar öğrenme ve bilme önemli dersen? Bence yaşam kılavuzu yok da onun için. Hı hı. Ne demek istediğimi izleyicilere biraz daha net olarak anlatayım. Bir araba. Bir televizyon, bir çamaşır makinesi, bir buzdolabı gibi tüketim ürünleri almaya kalkarsak eğer, bu ürünlerin hepsi ürüne aldığın ürüne maksimum yarar sağlayabilecek bir takım bilgiler ve aldığımız bu tüketim ürününde herhangi bir arıza çıktığı zaman o ürünü tekrar işlevsel hale getirmek amacıyla birçok bilginin olduğu bir kullanım kılavuzuyla birlikte gelir. Hı hı. Yani bu kullanım kılavuzları bazen çok kalındır. Ama bu kullanım kılavuzları hem üründen fayda sağlamak hem de ürün bozulduğu zaman ona işlerlik kazanmak için bir sürü bilgi, bilgi verir. Şimdi hayatlarımıza baktığımız zaman hayatlarımız da tükettiğimiz bir zaman dilimi. Belki tüketilen üren, ürünler gibi benzer bir yanı var. O da nedir? Hayat tüketilen bir zaman dilimi. Ve insanlar tükettikleri bu zaman dilimini bir şekilde sorgulamaya başladıklarında, yaşamlarına bir takım zorluklarla karşılaştıklarında, yaşamın kaçınılmaz acıları ve travmalarıyla karşılaştıklarında, bu acı ve travmalara anlam bulmak için bir rehber aradıklarında böyle bir rehberin olmadığını görürler. Bu hep mi yoktu? Yani sanırım eskiden daha mümkündü bu ama şu an karmaşıklaşan dünyada bir sürü şey varmış gibi ama aslında hiçbir şey yok. Doğru ama bir taraftan da şu var, değişen ihtiyaçlar var ve değişen dünyada o bilgi sürekli olarak değişiyor. Yani yaşadığımız dünya konjöktüründe neyi bilmemiz gereken, e, gerektiğiyle ilgili şeyler yaşadığımız zaman diliminde değişikliklere uğruyor bir. İkincisi tabii her birimiz farklı bireyleriz, farklı ihtiyaçlarımız var, farklı gereksinmelerimiz var. Bütün bu gereksinmelere yönelik tek bir reçete, bilgiye de bilgeliğin olmasına imkan yok. Dolayısıyla böyle bir kılavuz belki de hiçbir zaman, yaşanmayacak. Yani aslında şöyle de düşünmek e, mümkün. Yani öğrenme e, zihni yoran bir aktivite değil. Öğrenme aslında zihni geliştiren bir aktivite. Dolayısıyla bu kılavuz olmadığına göre insanlar ne yapmaya başlıyor? Kendi hatalarından öğrenme gibi bir yolu seçiyorlar. Bu yola gidiyorlar. Ancak hayat bir tek kendi hayatından öğrenebilecek yani kendi yanlışlarından öğrenebilecek kadar uzun bir zaman dilimi değil. O zaman ne yapmak istiyoruz? Esas bilgelik başkalarının yanlışlarından da öğrenebilmek. O yüzden de bu programları yapıyoruz. Yani belki bizlerin aktardığı bir takım şeyler muhtemelen başka insanların da hayatlarının bir parçası olacağına göre belki bizim öğrendiklerimizi aktarıyor olmamız aslında bizi bir anlamda özel bir konum getiriyor ve sorumlu olan bir konum bu. Dolayısıyla dikkat ederek konuşmak bu anlamda çok önemli oluyor. Şimdi öğrenme dediğimiz zaman tabii öğrenme insanın hayatına her zaman bildiği yollardan girmiyor. Aynen sevginin insan hayatına bildiğimiz yollardan girmediği gibi. Hani insanlar birbirine şöyle der ya beni sevmiyorsun. Nereden anladın? Sevseydin böyle yapardın. O aslında kendi sevgisini söylüyor. Halbuki sevgi hep bizim alışık olduğumuz yollardan girmez hayatlarımıza. Öğrenme de öyle. Ben aslında ilginç bir öğrenme deneyimi aktarmak isterim. Ee, tabii bu öğrenme deneyime izin verirsen şöyle aktarayım. Belki de hani benim e, bir takım birliklerin idaresinde yer aldığımı belirttin. O birliklerden bir tanesi bilişsel terapiler birliği. Yani hem ülkede hem yurt dışında uluslararası birlik, Avrupa Birliği gibi şeylerin ee, ...birliklerin, bilissel davranış terapileri denen birliklerin başkanlıklarını yaparken... ...hep çevreden şöyle laflar duydum. Ha şu bilissel terapiler, akıllı terapiler mi? Hı hı. İnsanlara mantıklı düşünmeyi öğreten terapiler mi? Hayır bilissel terapiler bu değil. Bilissel terapiler ne akıllı terapiler... ...öyle olsaydı adına akıllı terapiler koyardık. Hı hı. Ne de imser düşünmeyi öğreten terapiler. Çünkü öyle olsaydı adını polyana terapileri koyardık. <laughs> bilissel terapiler esnek ve çok seçenekli düşünmek demek. Ben ilk bilişsel terapi dersimi bir hocadan almadım. Bildiğim yollardan öğrenmedim. Ben ilk, ilk bilişsel terapi dersimi hayran olduğum bir hanımdan öğrendim. Nasıl öğrendim dersen onu aktarayım. Ee, İngiltere'de eğitim aldığım yıllar ve o yıllarda aslında e, belki de etrafında dünyanın her yerinden çok çalışkan insanları yanına toplamış ve benim çok değer verdiğim bir hocayla birlikte çalışıyorum. Ve bizim çok nadiren boş vaktimiz oluyor. Yani gidip de kafeteryada bir kahve içip çay içmek gibi bir vaktimiz çok olmuyor. Ama olduğu zamanlar gittiğim bir kafeterya var. Ve o zamanki bugünkü adıyla King's College, eski adıyla Institute of Psychiatry. Yani psikiyatri institüsü dediğimiz dünyanın en gözde eğitim veren yerlerinden bir tanesi Londra'da. Ve orada bir hanım var. İçeri her girdiğinde kafeteryada herkes nefesini tutuyor. Yani çünkü oldukça güzel, oldukça etkileyici, oldukça çarpıcı. Ve biz bu hanımla tanıştık, konuşmaya başladık. Ve konuşmaya başladıkça konuşma bizi sardı. Her gün konuşmaya başladık ve her gün konuşmaya başladığımız süreçte de ne sağımızdan ne solumuzdan geçen insanları görmüyoruz bile. Ve zaman içinde yani bütün zaman duruyor. Sadece ikimiz konuşuyoruz ama hep dostça. Sonra... Overseas Students denen bir grup var. Yani bunlar işte kıtalar arası gelen, denizler ötesinden gelen öğrenciler hepimiz British Council bursiyeliyiz. Ve bu bursiyerlerde işte İtalya'dan gelen, İspanya'dan gelen dediler ki 14 Şubat geliyor. E dedim 14 Şubat geldiğine göre dedi, bu hanıma artık dedi herhalde yemeğe davet edersin. Ben şimdi olayı bilişsel davranış terapi <laughs> ve 14 Şubat'a nasıl bağlayacaksınız merak evet. ediyorum hocam. Evet gerçekten yani e, ben de aslında bir yandan nasıl aklıma geldi. BDT böyle gelişiyor. Böyle e, i̇nan <laughs> bana bu özel yaşantımı çok nadiren anlatmışımdır ama senin e, o güzel... Ee, doğal insancıl kişiliğinde bu anı bir anda Sağlıcak, aklıma geldi. Önceden konuşmayı düşündüğüm bir konu değildi. Ama bitireyim sonuna getireyim. Hı hı. Ee, bana böyle deyince dedim ki arkadaşlar ne diyorsunuz siz? O benim kız arkadaşım değil ki 14 Şubat sevgililer günü. E, 14 Şubat sevgililerin davet edildi bir zaman. O benim sevgilim değil ki. O benim arkadaşım dedim. Onlar da bana dediler ki peki sevgili olmak için kızın mı sana teklif etmesini bekliyorsun? Düşün ki bunlar da İtalyan, İspanyol, Güney Amerikalı falan filan. Düşündüm. Aslında doğru herhalde birinin bir adım atması lazım. Ama sevgili değiliz. Arkadaşız sadece. Ve ayın 12'sinde onun çok sevdiğini bildiğim bir restorandan ayın 13'ü için bir yer ayırma için rezervasyon yaptım. Rezervasyonu yaptıktan sonra bu hanımı aradım ve dedim ki senin çok sevdiğin bir restoran vardı. Hani şu restoran. Evet dedi. 13 Şubat için dedim. Ben iki kişilik bir yer ayırdım. Benimle geleceğini düşünerek dedim. Ve direkt olarak bana ne cevap verdi biliyor musun? Hayır gelemem dedi. Sonra ardından çok şey söyledi ama ben hiçbirini duymadım. Hiçbirini duymadım. Tek amacım vardı ahizeyi bir an evvel kapatıp ne yaptın deyip kendimi şöyle tokatlayıp nasıl böyle bir şey yaparsın, bir arkadaşlığı bozmayı nasıl göze alabilirsin diye bir düşünce geçiyor aklımdan. Ve tabii ertesi gün hani o yıllar daha genç olduğumuz yıllar bütün arkadaşlarımı topladım. Dedim ki bakın hani derler ya. Doldurdular. Beni gaza getirdiler. <laughs> evet. Ve bana telefon açtırdınız ve beni rezil ettiniz. O bana hayır dedi ve benim reddedilmeme neden oldunuz? Dolayısıyla sizi hiç affetmeyeceğim gibi şimdi anlamsız gelen ama o yıllarda çok anlamlı gelen bir takım şeyler söyledim. Ve ondan sonra onlar da üzüldüler. Ardından tekrar o kafeteryaya girdiğimde bu hanım soldan mı geliyor? Ben hemen sağa dönüyorum ve sağdaki biriyle konuşuyorum. Sağdan mı geliyor? Sola dönüyorum. Oradakiyle konuşuyorum. Ve onu görmemezlikten geliyor. Ve bu görmemezlik birkaç kez devam ettikten sonra bir gün geldi arkadan böyle sırtıma dokundu, vurdu, döndüm. Niye benden kaçıyorsun dedi. O noktada kaçacak hiçbir yer yoktu. Döndüm ve dedim ki senden kaçıyorum. Çünkü seni her gördüğümde kendi reddedilmişliğim aklıma geliyor. Dedi. O da döndü, baktı bana. Benden de yaşı küçük. Öğrenci, ben de aslanım son sınıf öğrencisi. O da döndü bana dedi ki biliyor musun dedi sen daha olmamışsın. Senin için ileride şöyle psikiyatrist olacak, böyle psikiyatrist olacak diyorlar ama dedi daha hiçbir şey olmamışsın dedi. Dedim ki zaten beni reddettin. Bir de mesleğime çabur atıyorsun. Beni yok ediyorsun. <laughs> Niçin bunu yapıyorsun? Yani niye olmamışım? Ne alakası var? Yani sen beni reddettin. Ben uzak duruyorum mesleğimle bunun ne alakası var? Çünkü dedi sen bir insanın reddedilmesiyle bir teklifin reddedilmesi arasındaki farkı bilmiyorsun da onun için. Ben sana hayır demedim, senin teklifine hayır dedim dedi. Ve ben ilk bilişsel terapi dersimi böyle aldım. Sonra dedi ki, ben sana hayır derim çünkü başka birine sözüm vardır. Ben sana hayır derim çünkü daha uzun bir gece bekliyorum. Ben sana hayır derim çünkü ertesi gün sınavım vardır. Ben sana hayır derim çünkü bir hastam vardır. Ama sen bunların arasından en kötüsünü seçtin. Kendi reddedilmişliğini. Bu seninle ilgili farkında mısın? Dedi. Ve ben hı hı. bir Akdeniz erkeği olarak ne dedim biliyor musun? Ya öyle mi dedim? Peki bu akşam? <laughs> Kabul etti mi hocam? Kabul etti. Ve ondan sonraki öykü artık özele giriyor. <laughs> Kabul etti ve çok enteresan şeyler oldu. Ama burada esas vurgulamak istediğim şey şuydu. Yani gerçekten bir insanın reddedilmesiyle bir teklifin reddedilmesi arasındaki farkı bilmiyordu. Yani pek çoğumuz da bilmiyoruz. Dolayısıyla kişiselleştirmeden olayları, yani başkaları bize hayır dediğinde hangi mesaj diye baktığımızda tek mesaj çıkarmamayı öğrendim. Yani bana söylenen laflardan aslında sadece aklıma gelen ilk düşünceye inanmak yerine çok seçenekli düşünmenin ilk adımı o gün atılmıştır. Ondan sonra da hep öyle olmaya gayret ettim. Yani hep öyle olmaya gayret. O yüzden de bu bilissel yaklaşımlar bana göre bir öğreti, bir okul değil. Bilissel yaklaşım, hayatın kendisi tabii ki onu kullanabilirsen. Çünkü temel hedef ne? Temel söylenen şey şu. Hayatlarımızı belirleyen olaylar değil, olaylarla ilgili algılarımızdır. Ya da istersen bugünkü söylemle, bugünkü aklımla, hayat bize olanlarla ilgili değil, bize olanlara verdiğimiz tepkilerle ilgili, onlara verdiğimiz reaksiyonlarla belirleniyor. Yani ilk öğrendiğim şey bu. Bir şey soracağım hocam Tabii. burada lafınızı bölüyorum ama mesela bilissel terapi'nin Türkiye'deki en bilinen isimlerinden birisiniz. Bir yandan da bir hayat tecrübesi. En başından bu yana siz varsınız. Böyle hayatla harmanladığınız zaman mesela e, bir terapötik teknikmiş gibi değil de aslında burada çok bir şey var. Yani büyük bir hayat dersi var, bilgece bir yaklaşım var. Yani diyorsunuz ki bir mevzuyu aslında kendi geçmişimden getirdiğim e, reddedilmiş oradaki arkadaşın dediği gibi reddedilmişlik hissiyatı senin alakalı. Ben bu toprakların insanları için ee, çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ciddi anlamda, toplumsal anlamda hep şey derim zaten. Karlofça anlaşmasının kaybedilmesinden bu yana hep derler ya Osmanlı gerileme. Ciddi bir hem bireysel hem de toplumsal anlamda aşağılık kompleksi yaşıyoruz ve hep reaksiyonlar, hep yorumlamalar, hep böyle uçlardayız. Mesela bunu hayata yorumladığınız, harmanladığınız zaman ne çıkar buradan mesela? O BDT yaklaşımının özü, felsefesi daha çok teknik kısmı değil de hem de kişisel deneyimleriniz. Hem çok basit. Ben hiç kendimi BDT ci olarak tanımlamadım. Hı hı. Sen beni bu ekolü tanıtan biri olarak tanımla. Evet ben tanıtıyordum. çünkü ben kanıta dayalı insan için emek veren insanların insan sağlığına hizmet sektöründe çalışan insanların canlarının istediğini değil, kanıta dayalı yaklaşımlar üzerinden insanlara hı hı. yaklaşmasını beklerim. Yani sen ben kanser olsak bir hekime gitsek, hekim de dese ki ben kanıta falan bakmam. Ben sadece deneyimlerimle seni tedavi ederim dese dese. Hangimiz kanser hastası olarak bu söylemden etkileniriz. Ne isteriz? Hı. Etkinliği gösterilmiş bir tedavinin kullanılması. Hı. O anlamda ben bilişsel davranışçı bir terapiyi öncelikle hı hı. seçtim. Ama bana göre şucu bucu değil. O insanın ihtiyaçlarına yönelik olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak ve beni birilerini görürken izleyenler bana bu bizim bildiğimiz BDT değil ki diyorlar. Hı hı. Çünkü ben BDT yapmıyorum, bilişsel davranışçı terapi yapmıyorum. Ben aslında hastamın ihtiyacı olanı görüp onun ihtiyaçlarına, onun özelinde, onun gereksinmeli. Senin söylediğin hayata bunu entegre et lafını uzatmadan teknik hı hı. kısımlara çok girmek istemiyorum. Çok basitçe söyleyebilirim ki insan psikopatolojilerini belirleyen en temel şey katılıktır. Hı hı. Ne kadar katıysanız darbeyi o kadar sert alırsınız. Karnınız çok sertse oraya gelen bir darbe iç organlarınıza daha çok hasar verir. Ama yumuşaksanız o yumuşakça darbeyi absorbe edersiniz. Ve ondan sonra hayat devam eder. Yani hayatın içinde birçok darbeler olacak. Yani yaşam siklusu içinde, yaşam döngüsü içinde o kadar çok hayal edemediğimiz travmalar, istenmeyen yaşam olayları var ki bunlarla birlikte yaşayabilmenin bir tane yolu var: giderek esnekleşmek, giderek seçenekli düşünebilmek. Ne kadar darbeden kaçış yok ama değil mi? hocam? Darbeden kaçış yok. Seçeneğimiz Darbeyle yok. Darbeyle ne yaptığımız bizim hayatlarımız. Yani hayatlarımızı belirleyen bize ne oldu değil, bize olanlarla bizim ne yaptığımız. Dolayısıyla bize olanlarla ne yapacağımızı belirleyen ise tek seçenekli düşünmemek. Birçok seçenek var. Yaşam bize birçok seçenek veriyor. Ve siz yaşadıkça o çok seçeneği aynı anda görüyorsunuz. Yani çok basit söyleyecek olursak diyelim ki yanınızdan geçen birisi size selam vermediğinde aklınıza gelen tek şey adama bak ne ukala beni tanıdığı halde selam vermiyor derseniz siz hissedeceğiniz duygu ne olacaktır? Öfke. Öfke aklınıza tek ihtimal olduğu için 100 bölü 1 öfke kaç olacak şimdi? Yüz. Ama diğer olasılıkları düşünürseniz. Baktı ama görmedi. Dalgın olabilir. Alternatifleri düşündüğümüz diyemiyoruz evet. zaman. Selam vermesi ne olur? Allah'ın selamı. Başka? Yani insan çok değişik başka şeyler düşünebilir. Yani beni selam vermeye değer bulmuyor. Bir sürü olasılık çıkmaya başladığı zaman Bakın şimdi bir sürü olasılık düşündüğünüzde diyelim ki 4-5 olasılık oldu. 100'ü 5'e böldüğünüzde öfke ne kadar şimdi? Belki bu kadar matematiksel değil hı hı. ama 100 5 eşittir 20. Peki 20 öfke ile göstereceğimiz davranışla %100 öfke duyduğumuzda göstereceğimiz davranış aynı şey olabilir. Hı hı. Ne yapıyorum? Yumuşatıyorum. Yani bir anlamda çok seçenekli düşünüyorum. Doğru ya da yanlıştan uzaklaşıyorum. Tam tersine seçenekli düşünmeye başlıyorum ve seçenekli düşünmek hem beni zenginleşiyor hem yaşadığım olaylara daha geniş bir perspektiften bakmamı sağlıyor. Hem de aslında davranışlarımın daha farklı olmasını sağlıyor. Ama modern hayatta hocam her şey inanılmaz hızlı akıyor. Evet. Bugün, yarın yani neredeyse bütün sistem düşünmememiz ya da en azından muhakeme etmememiz üzerine kurulu. Doğru. Bu kadar aslında sizin dediğiniz şey için biraz yavaşlamaya ihtiyaç var. Nasıl Önce, farkına varabilirler çok doğru, hocam? Çok doğru. Çünkü hayatımızı anlamlı şeyler sadece yavaşladığımızda giriyor. Hı hı. Koşturulan bir hayatta, gökdelenle plazalar arasında bol işler, bol ajandalı, asla yetiştiremeyeceğimiz, korktuğumuz... E, işlerle dolu hayatlarımızda işte bir gün koronavirüs gibi bir şey geliyor ve bize durmanın veya başlamanın ne demek olduğunu. Burada öyle. hemen bir lafınıza hmm. bir şey söyleyeceğim. Eskiden hep derlerdi de, Levent'tir İstanbul hmm. işte oradaki plazalar maalesef ben mesela Anadolu'dayım Ankara'dayım yani köylere gidiyorum küçük şehirlere seminerlere gidiyorum. Orası da aynen öyle hızlanmış durumda. Evet, evet. Yani e, Levent'teki bir plaza beyaz yakalının yaşamı neyse belki de bir çiftçinin kendisi olmasa bile çocukları da aynı hızda yaşamaya başladı. Aynı hızda. Şimdi önemli olan dünyanın hangi hızda döndüğünü yaptı değil. Zaman zaman sizin durup arada sırada yağmurda ıslanmaya izin vermedi. Hı hı. Yani eğer gökyüzünü, gök kuşağını görmek istiyorsanız yağmurda ıslanmayı göze alacaksınız. Ya da eğer siz sadece güneşli havaların güzel olduğunu düşünüyorsanız bu yağmurda hiç dans etmemiş olmanızdandır. Ara sıra yağmur yağacak, ara sıra duracağız ki ara sıra durmayı öğreneceğiz ki biz durunca etrafımızdakileri görüyoruz. Ama Tabii ki bu durmayı ne zaman yapacağın, ne kadar nasıl yapacağın, ne şekilde yapacağın tamamen bize bağlı. Biz durunca çevremizde olup biteni görüyoruz. Çevremizde olup bitenleri görerek aslında hayatlarımızı değiştiriyoruz. Ben şunu demiyorum. Her şeyi durduralım, inzivaya çekelim ve duralım. Asla bunu demiyorum. Söylediğim şey şu. Yani İnsanların çok hızlı düşünüyor olması evrimsel bir özelliktir. Çünkü ilk insan çok hızlı karar vermek zorunda. İlk insanı düşünürsen kendinden büyük hayvanlar için avcı, kendinden küçük hayvanlar için av. Hı hı. E şimdi aslanı gördüğü zaman bu güzel kedi biraz sonra gelip benimle oyun mu oynayacak yoksa beni yutacak mı diye çok seçenek düşünme şansın yok. Hı hı. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde hangi anlamı vermek zorundasın aslana? Tehlike. Çünkü bu bizim ayakta kalmamızı sağlıyor. Çünkü o yıllarda dış dünyada tehlike oldu. Yeni dünyada bütün tehlike bizim içimizde. Dış dünyada tehlikeler. Bu çok çok değerli bence sevgili dostlar. Yani eski dünyada tehlike dışarıdayken şu anda tehlike içeride. Ama çok kolay değil mi dışarı atfetmek tehlikeyi? Dışarı atfetmek çok kolay. Çünkü dışarı atfettiğimiz zaman dışarıda bir düşman yaratıyoruz. Halbuki içerideki olayla uğraşabilmek, içeridekiyle bir şekilde onu daha yönetmek, içeridekini anlamak, içeridekini doyurmak, neyi daha farklı yaparsam hayatım değişir. Otomatikleşmiş davranışlardan, klişeleşmiş davranışlardan hayatlarımız ne kadar uzaklaşırsa o kadar anlamlı bir hayat hmm. yaşarız. Onun için de benim ikinci söyleyeceğim şey şuydu, yani öğrendiklerim arasında buradan oraya geçiş yapabilirim eğer müsaade edersen, Tabii ki de hocam, minnet istedim. ve şükran. Minnet ve şükran bakın doğumla ölüm arasına sıkıştırılmış ve adı hayat konmuş olan zaman dilimi bizlere hiçbir bedel ödemeden verilmiş en büyük armağandır. Bu armağanı alabilmeyi becermek gerekir. Yaşama şansının bize bir armağan olduğunu fark ettiğimiz andan itibaren ikinci yaşamımız başlar. Hani hep derler ya bir kere yaşarsın diye. Çoğu zaman doğru değildir. İnsanlar bir kez ölürler. Aradaki bütün zaman diliminde hep yaşarlar. Hani hep derler ya anı kaçırma. Hı hı. Öğrenen insan için her kaçan an bir sonraki anı yakalamak için verilmiş bir fırsattır. Dolayısıyla hep yaşıyoruz ölümle doğum arasında. O anlamda baktığımız zaman görmemiz gereken şey şu: hayat bize gerçekten hiçbir bedel ödemeden verilmiş tek armağan. Yani hiçbir şekilde bir bedel ödememişiz bunun için. Şunun yanlış anlaşılsın istemem mesaj. Yani burada minnet ve şükran duyulması gereken yaşadığımız hayatta olayları değil. Çeşitli doğal felaketler, kazalar, savaşlar, işkence, tecavüz, terörizmin olduğu bir dünyada bütün yaşam olaylarına minnet duymak mümkün değildir. Eğer sizi yıkan bir acıyla karşılaşmışsınız, bir travmayla karşılaşmışsanız, adaletsizlikle karşılaşmışsanız, şiddetle karşılaşmamışsanız bunlara minnet edemezsiniz. Ama minnet duyulması gereken şey size verilmiş olan bir şanstır. Hatta bunu nasıl söyleyeyim daha güzel olur? Şöyle söyleyeyim. Biliyor musun bir insanın doğduğu yılda doğmuş olduğu anne babadan mevcut DNA'sıyla doğma olasılığı kaçtır? Trilyonlarda bir. Trilyonlarda bir bazıları 350 trilyonda bir de. 350 trilyonda bir şansın bize verilmiş olması mucizevi çok büyük bir şanstır. Ondan sonra bu hayatın için nasıl dolduracağımız ise bizimle ilgili olan bir şeydir. Dolayısıyla bu zaman dilimi eşit verilmemiştir çünkü hiçbir şey eşit değil ama bir zaman dilimi verilmiştir. Dolayısıyla bizim minnet edeceğimiz şey yaşam olayları değil. Bu şansın kendisidir. Yani aslında minnet duyulacak şey yaşam şansı verilmesinin kendisi. Ama biz yaşadıklarımıza minnet edecek olursak hadi eğlenceli bir hale getirelim bu kadar ciddi bir konuşmayı. Şu kullandığımız tuvalet kağıdı var ya, onun Hı -hı. bize üzerine teşekkür ederim yazmalıyız. Yani suyun olmadığı, tuvalet kağıdının olmadığı, tuvalet kağıdının olması bile teşekkür edilebilecek bir şey. Yaşama minnetle yaşayanlar Kendilerine verilmiş yaşamın adını koyarlar. Kendi ihtiyaçlarının farkına varırlar. Kendi ihtiyacının farkına varan insan başkalarının ihtiyacına da farkına varır. Dolayısıyla şunu unutmalıyız ki insanlık bir zincir ve bizler bu zincirin bir parçasıyız. Bir halkasıyız ve bütün zincirler en çocuk halkası kadar evet. sağlamdır. Dolayısıyla böyle olunca yaşamımızın büyüklüğü başkalarıyla kurduğumuz bağlar kadar büyük olabilir. Bir başka önemli şey ise yaşamın yalnızca bize verilmediğini aynı zamanda bizden istendiğini de bilebilmek. Şimdi insanların en enteresan tarafı nedir dersen bana göre insanın en enteresan yanlarından biri dünyanın kendisi için yaratılmış olduğunu düşünmesidir. Yani bu dünya benim için yaratıldı ben hep alacaklıyım dünya ise hep borçlu. Bu bu çok değerli hocam. Yani evet. izleyenler özellikle burada etrafta bir şey açılsa kapatsın. Her şeyi <laughs> burayı özellikle tekrar tekrar dinlesinler diye. Çok Teşekkür güzel bir şey ederim. geliyor bence. Sağ ol. Yani insanlar eğer hakikaten kendilerinin sadece alacaklı, dünyanın da borçlu olduğunu hep düşünürlerse hep alacaklı gibi yaşarlar. Yani giderek bencilleşirler. Giderek yabancılaşırlar ve giderek ödül avcısı gibi yaşarlar. Ödül Hepsinden avcısı. kötüsü de arzuları ihtiyacından büyük insanlar gibi yaşarlar. Hı hı. Ve arzularından ihtiyacı büyük olan insanlar olduğu zaman yaşam ne yapar bizi? Yiyeceğinden çok iştah olanlarla iştahından çok yiyeceği olanlar arasına sıkıştırır koyuyoruz. Lanetlenmek gibi bir şey sanki. E çünkü öyle. Niye? Çünkü sen alacaklı gibi yaşarsan bütün alacaklılar gibi mutsuz ölürsün. Çünkü bütün alacaklılar mutsuz ölür. Alacaklarını tahsil edemeden ölmüşlerdir çünkü. Dolayısıyla yaşamın yalnızca bize verilmediğini, aynı zamanda bizden istendiğini bilmenin de çok büyük bir erdem olduğunu ben düşünüyorum. Onun için de gerçekten başkalarıyla beraber olduğumuzu, yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla başka insanların hayatlarını etkilediğimizi bilmemiz lazım. Bakın kötülük bile bir haksızlık karşısında iyilerin sessiz kalmasıyla başladı. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen şeyleri görmemiz, bilmemiz ve ona göre davranmamız gerekir diye düşünüyorum. Ben. Şimdi hocam yavaş yavaş sona gelirken, ee, şunu sormak istiyorum. Bugüne kadar tahminli olarak kaç danışan görmüşsünüz, kaç insanla yolunuz kesişmiştir. Var mıdır aklınızda bir rakam? Yani on binlerce herhalde. On binlerce insan. Evet. Peki şöyle geriye dönüp bakınca çok yukarıdan böyle büyük resme o kadar insan kalabalığına belki bireysel hikayelerin bir kısmı kalmıştır ama kalanlar ortalama gibi kalmıştır aslında. İnsan neye ihtiyacı var? İnsanın söylediğim gibi hep öğrenmeye ihtiyacı var. Mesela ben bakın ne öğrendim? acıya şapka çıkarmayı da bana danışan insanlardan öğrendim. Yani bugünkü görüşmemiz bunları konuşmaya izin vermeyecek zaman açısından Hı -hı. ama iki tane şey söylemek istiyorum. Mesela yani acının insan yaşamın kaçınılmazlarından biri olduğunu biliyoruz. İnsanlarda bize acılarla geliyor. Hı -hı. Danışanlarla ilgili sorduğun için tabii öncelikle acılar insanın aklına geliyor. Ve gerçekten acı gösterdiği adresi görmek isteyenler için muhteşem bir bilgidir. Hı hı. Acı bize artık orada olmayanın anlamını verir. Kaybettiğimizin anlamını verir. Yani aslında birilerini kaybetmek yalnızca insan olduğumuzu gösterir. Ama kaybetmenin anlamını kaybetmek en insani özelliğini kaybetmek olur. Hı hı. Dolayısıyla hep soruyu şöyle alıyorum. Seni ne ağlatır? Yani insan yaşamında hayatına dokunan, seni duygulandıran nedir? Şimdi İki tane hasta örneği vereyim. Danışan örneği diyelim hı hı. isterseniz. Bugünün trendi kelimesiyle. Hı hı. Yani e, böyle baktığımızda bir tedavi oturumunda ağlayan gözyaş e, gözyaşlarını tutamayan karısının gözyaşlarına anlam veremediğini söyleyen. Bakın doktor bey gene ağlıyor işte. Ağladığı için onunla hiç konuşamıyorum. Ağladığı için nefret ediyorum. Çünkü bu kadar ağlayan birine dayanamıyorum. Deyip hatta bununla yetinmeyip. Biliyor musunuz ben hiç ağlamadım diye böbürlenen birine dönüp sizin için üzüldüm dediğimi hatırlıyorum. O da döndü bana karımı kastediyorsun senader dedi. Ben de hayır dedim. Sizi kastediyorum. Sizin için üzüldüm. Dedi ki ağlayan karım onun için üzülmelisiniz. Ben de döndüm dedim ki müsaade ederseniz kimin için üzüleceğime ben karar vermek istiyorum. Döndü bana dedi ki peki benim için niye üzüldüğünüzü söyler misiniz dedi. Ben de ona şunu dediğimi hatırlıyorum. Siz 55 yaşındasınız ve 55 yaşında olan bir insanın hayatında ağlayacak kadar değer verecek bir şey bulamamış olması çok acı verici de onun için ağ sizin için üzülüyorum dediğimi hatırlıyorum. Yani aslında hayatlarımızda bize her duygunun bir potpori olduğunu, her duygunun bir öğrenme olduğunu ben çok bunu gördüm. Yine bir başka baka bana şunu söylemişti. Hiç unutmuyorum hayatımda çok önemli. İçeri girdi ve ben klasik olarak Hoş geldiniz. Nasılsınız? Döndü bana ne dedi biliyor musun? Hiç unutmuyorum. Hiçbir zaman da unutmayacağım. Çok aptalca bir soru dedi. Anlayamadım dedim. Çok aptalca bir soru sordunuz. Ne sordum dedim. Nasılsınız diye sordunuz. Aptalca olan kısmı nedir dedim. İyi olsam burada olmazdım dedi. Döndüm dedim ki çok haklısınız. Bana çok önemli bir şey öğrettiniz. İlk sorunun hoş geldiniz. Nasılsınız? Belki de olmaması gerektiğini öğrettim. Çünkü haklısınız. İyi olsaydınız belki burada olmayabilirdiniz. Gerçi biz sadece kötülere bakmıyoruz ama sizin böyle düşünüyor olmanız çok doğal. Sonra seans boyunca 3-4 kere daha üstüme geldi. Amacı benimle tartışmak, hı hı. kavga etmek idi. Çünkü hayatı boyunca dışarıda hep başkalarıyla kavga etmişti. Şimdi de buradaki terapistle kavga edip buradaki terapistin de onu istemeyeceğini hı hı. kendine gösterip ben istenmeyen kişiyim, ben kurbanım demek istiyordu. Ve o kadar çok bir takım şeyler söyledi ki bana her yanlışında bir doğru bulmaya çalıştım. Her söylediği yanlışta bir doğru bulmaya. Çıkarken döndü ve bana ne dedi biliyor musunuz? Sizinle dedi kavga etmek galiba mümkün değil. Benimki yani kavga etmek için değil. Birlikte bir yolculuk yapmak için buradayız. İkinci gelişinde ilk söylediği laf neydi biliyor musun? Nasılsınız? <laughs> Dolayısıyla gerçekten e, hayatta insan kendine danışan şeylerden çok e, birçok şey öğreniyor ve aslında ben Hayatımda eğer bir şeyler öğrendiyse bunu bana danışan insanlara, öğrencilerime, benimle beraber yolculuk yapan dostlarıma birçok şeye borçluyum. Hiçbir şey tek kişilik değil. Yani her şeyi birlikte paylaştığımız insanlarla, çocuklarım dahil bana. Onlar da bana çok şey öğrettiler ve hala öğretiyorlar. Onun için ben her şeyin tek kişilik olmadığını söylemek istedim. Bir de belki şu mesajı vermek istiyorum. Yani öğrendiklerim arasında. Daha az yargı, daha az protesto, daha çok kabul ve daha çok şefkatle yaşayabilmek. Hı hı. Daha az protesto derken neyi kastediyorum? İnsan türü protesto eden bir varlık. Yani sürekli olarak bir anlamda insan hayatına anlamlı şeyler protesto ederken girmiyor. Protesto anlaşılır bir davranış olmakla birlikte yaşadığınız sorunu sağlıklı geride bırakabilmek için asla tek başına yeterli değil. Hı hı. Protesto ettiğimiz zaman bizim istemediğimiz bir şeyler oluyor ve protesto yok. Çok anlaşılır. Ama eğer protesto süremizi kısaltır, kabulü öğrenirsek hı hı. ki kabul demek onaylamak demek değil. Kabul demek boyun eğmek demek değil. Kabul demek olanı olmasını istediğimiz gibi görmekten vazgeçip olduğu gibi görmek. Hı hı. Bu bize ne kazandırır? Kabul değişimin ilk adımıdır. Kabul ettiğiniz andan itibaren değişirsiniz zaten. Başta bir sohbet ettik ki hocam bir şey söylediniz çekime başlamadan önce evet. hayatıma girenleri sevmeyi öğrendim gibi. Evet, öyle. Yani hayatta sadece sevdiklerimi yapmak değil, yaptıklarımı sevmeyi öğrenmek çok önemli bir şey. Ve kabul etmeye başladığımız zaman o zaman enerjimizi protesto etmekten ayır vazgeçip kabul ettiğimiz gerçek, hoşumuza gitmese bile bu gerçekle ne yapabilirim sorusuna yönelttiğimiz andan itibaren zaman kazanmaya başlıyoruz. Çünkü protesto ederken sadece vakit kaybediyoruz ve insan hayatına protesto ederken girmiyor anlamlı şeyler. Dinginken giriyor ve dinginleşen her şey derinleşiyor. Böyle söyleyeyim. Ve bizim derinliğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla daha çok kabul, daha az protesto. Peki daha az yargı, daha çok şefkat. Bu ne demek? daha az yargı diyorum çünkü yargının çok olduğu zamanlarda beyan kardeşim sevecek vakit kalmıyor. Hı hı. Yani insanlar o kadar çok yargılıyorlar ki sevecek bir vakit kalmıyor. Şefkat duyacak bir vakit kalmıyor. İyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış gibi kelimelerin hepsinde bir yargı var. Hı hı. Oysa bizler niye öğrenmek zorundayız gerçekten? Eğer biz iyi, iyi, iyinin içindeki kötü, kötünün içindeki iyiyi görebilsek, Güzelin içindeki çirkini, çirkinin içindeki güzeli görebilirsek, doğrunun içindeki yanlış, yanlışın içindeki doğruyu görebilirsek o zaman karşıtlar artık karşıt değil, sentez olmuştur. Hı hı. Onlar çünkü hepimizde potansiyel olarak var. Siz hangi tarafı beslerseniz o taraf daha çok ortaya çıkar. Dolayısıyla bu sentezi yaptığımız zaman zihnimiz dinginleşir, durulur ve durulan ve dinginleşen her şey derinleşir hı hı. ve daha çok sevmeye başlarız. O yüzden de yargı olduğu zaman sevecek vakit kalmıyor ve sevgi ve şefkat çok önemli. Şefkat çünkü bana göre insanların acılarının farkına varmayı gerektiriyor. Ve ardından da bu acıları azaltmak doğrultusunda bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Sevgi ise dünyayı döndürüyor. Yani aşk başımızı, sevgi dünyayı döndürüyor. İstersen şöyle de bakabilirsin, hep sevdiğim bir laf. Öyle bir sevgi sevilen de sevmeyi senden öğrensin diye söylediğim, kızım için söylediğim bir lafım vardır. Yani gerçekten e, sevmek öğrenilen bir şey. Burada hocam hani yavaş yavaş bitirirken de şöyle olsak mesela bir an kapı çalsa ve hani sizin 20 yaşınız buraya gelmiş olsa tam karşımıza otursa ve gözlerinizin içine bakarak bana bir şey söyle dese. Bir iki cümleyle çok uzatmadan sadece çok kısa özütlenmiş bir şekilde ne derdiniz ona? Neyi farklı yapmasını önerirdiniz? Eee iki resime iki taraflı bakmak lazım. Bir 20 yaşındaki çocuğu okşardım önce. Ne yaparsa yapsın. Yani genci diyelim istersen. Çocuk diyerek kimseyi <laughs> kızdırmayalım. <laughs> e, çünkü e, tabii ki bugünkü yaş itibariyle 20 yaşı e, çocuk gibi söylediğim ama tabii onlar bizim hayatlarımız. Onlar bizim geleceklerimiz. Dolayısıyla onlar gençler ve çok önemli. Önce ona ne yaparsa yapsın, şefkatle yaklaşın. Çünkü aslında o kendi içimdeki hep sevilmeye muhtaç çocuğu sevilmeyi öğrenmek çok önemli. Hepimizin hayatlarında içi alkışlarla doldurulamayan boşluklar vardır. Hı hı. Yani birçok yerde alkış alıyoruz ulusal uluslararası düzeyde. Ama insan içindeki boşluk alkışlarla dolmuyor. Dolayısıyla o 20 yaşındaki çocuğun içindeki o boşluğu önce okşardım. Daha sonra neye ihtiyacı olduğunu değil ne istediğini sorardım. Hı hı. Yani ne istiyor Başkalarının çünkü ihtiyaçlarımızı o yaşlarda hep başkaları belirliyor. Benden bu istiyor, öbürü şu bunu istiyor, o bunu istiyor. Ne yapıyor? Kendi hayatı olmuyor. Bir tarafta özellik, öbür tarafta bağ kurma ihtiyacı. İnsan ikisi arasına sıkışıyor. Bu sıkışma daha bebek yaşta başlıyor. Sen, ben küçükken annemize şuradan bir çikolata verir misin dediğinde annemiz ne diyor bize? Önce yemeğini yiyeceksin diyor. Sonra çikolata. Çocuk ağlamaya başladığı zaman annesi ne diyor? boş yere ağlama, o çikolatayı yemeye yemeden alamayacaksın. Çocuk neyin arasına sıkışıyor? Bir tarafta otantistesi, yani kendiyle temasta olan kısmı ne istiyor? O çikolatayı yemek istiyor. Hı hı. Öbür tarafta en çok sevdiği nesne anne. Anne ise bunu sinirleniyor ve ona, onu kaybetmeyle ilgili bir korku yaşıyor. Dolayısıyla çocuk kendi özelliğiyle bağlı olduğu nesne arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Bu ne acı bir şey değil mi? Hı hı. İlerleyen yaşlarda da hayat bizi hep böyle kendi isteklerimizle bağ kurmak istediğimiz insanlar arasında bir seçim yapmaya zorluyor. Halbuki biz otantik bir kimlikle bağımızı koruyabiliriz ve devam ettirebiliriz. Yani ona istediğini yani kendin olur. olarak onunla hala bağını kurtaralım. Çocuğuma bunu öğretmek isterim. Çok çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi 12 yaşındaki çocuklarıma da bunu öğretmeye <laughs> Arda, çalışıyorum. Arkada bizim asistanlığımızı yapıyor şu anda zaten. Siz onu görmüyorsunuz ama <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederiz bu arada. Hocam bitirmeden önce kitaplarınızdan bahsetmek istiyorum. Benim hocamın ilk okuduğum kitabı belki net diyor mu bilmiyorum ama Sen, Ben ve Aramızdaki Her Şey. Özellikle ilişkilerinde sorun olsun olmasın her çiftin ya da illa çift olmasına bile gerek yok. Yani ilişki yaşamayı düşünen herkesin okuması gereken temeli bilimsel ama Sanki bu işlerin üstadı bir abinizle, bir babacan insanla konuşuyormuş ki bize şefkat noktasında gerçekten katkılar sağlayacak bir eser. Bu arada bu bütün kitapların linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan şey yapacaksınız. Aşk, evlilik, sadakatsizlik büyükada yayıncılıktan çıkmış şeytan üçgeni. E, bu aynı kitap değil mi hocam? Aynı kitabın yeni baskısı Geçim bu arada. Evet. Yani. Şimdi en son baskısı mı? Bu çıktı. arada bu kapak daha güzel olmuş. <laughs> bu korona günlerinde bilişsel terapinin yine hani hayata bakış açısında ciddi anlamda e, belirsizlikleri yönetmek noktasında belirsizlikle barışmak ve kaygı ve endişeyi yönetmek konusundaki bir kitap yine Büyükada yayıncılıktan. Bu kitabı ben bilmiyorum hocam. Deprem sonrası ortaya çıkan psikolojik tepkileri anlamak, kendi kendine yardım etme yöntemleri. Bu hem aslında bunu acaba anne babalar da okuyabilir mi hocam yoksa daha çok alandan insanlar mı okuyabilir? Yani bizim hedefimiz aslında alandan insanlar <laughs> yanı sıra konuya gönül vermiş çocuklarının daha sağlıklı büyümesini isteyen <laughs> anne babaların da okuyabileceği bir kitap. Evet yani düşünmüş. burada daha çok aslında hem alandan olabilirsiniz merak ediyorsanız çocuk ve ergenlerde bilişsel terapi uygulamaları ismi kitap. Burada hocamın İngilizce kitabı. <laughs> evet, o aslında benim çok sevdiğim bir arkadaşım. İstersen onu çok teşekkür ederim. Orada durunca duygulanıyorum çünkü bunu tesadüfen masanın üstünde idi. Bu kitap aslında benim hayatımda çok önemli yeri olan hem bir ağabey hem de bizim alanın en devlerinden biri yakınlarda kaybettik. Dolayısıyla onun anısına, onun içinde benim bu aslında bizim alanı da olan insanlar bilir. Bekin bir kitabı. O kitabın içine bir bölüm yazdım ben de. Hı -hı. Ama o kitabın editörlerinden biri Beck, diğeri de sözünü ettiğim Arthur Hı -hı. Freeman. Aramızdan ayrıldı yakınlarda. Ee, ama anıları hiçbir zaman benden Hı -hı. uzakta olmayacak. Yani ismini hep anacağım. Çünkü biliyorsun bir görüşe göre insanlar yalnızca isimleri son kez anıldığında ölürlermiş. Hı -hı. Dolayısıyla o benim hayatımda hep var olacak. Ben hocam çok teşekkür ederim hem misafirperverleriniz için Kesinlikle. hem burada çok güzel bir sohbet ettik. Hakikaten hayata geriye dönüp baktığımızda ben de diyorum yani hani iz bırakmaktan ziyade zihinlerdeki o izlenim anılar aslında bizi var ediyor. O anılarla beraber her şey yapıyor. Ee, çok doğru. Kalan şey o. Çok hani doğru. hep iz bırakmak vesaire ama o anılar yok olduğu zaman... Hiçbir şey kalmıyor geliyor. Var olan şey, harika, temas hocam. Harika bir şey söylüyorsun. Var yani... olan temas ilişkiler. Evet. Bu bir videodan öte Mehmet hocam. Yani yıllardır ilham aldığım isimlerden birisi. Eminim sizler için de bir katkısı olacak bir söyleşi oldu bu. Hem bunu podcast olarak da ulaşacaksınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani e, önce sana teşekkür etmek istiyorum uzun yollardan geldin, yağmurlu bir havada geldin, yağmurda gelen tam <laughs> oldun. Ev koşullarında bir şeyler yapmaya gayret ettik. Ben bu kadar uzun bir yolu göze alıp geldiğin için <laughs> sana teşekkür etmek istiyorum. Umarım dinleyenler için anlamlı bir program olur. Ve yani gerçekten de hayatlarımızı biraz da tek söyleyeceğim laf değerlerimiz üzerine kurmamız <laughs> gerek. Yani hayatın içindeki o sabırsızlığımız, o duramamazlığımız hep amaçların peşinden koşuyor olmak. Tabii ki amaçlar değerlere dayalı olduğu zaman o zaman değerler yolculuğunda hep ayakta ve dimdik duruyoruz. Yani hmm. aslında hayatlarımızın üzerine kurulduğu, ister bu beraberlik olsun ister tek başına bir takım değerler olmalı. Bir aileyi ayakta tutan en önemli şey değerler. Ve dolayısıyla değerler yolculuğunda ne yaptığımız aslında bize çok önemli bir bilgi veriyor. Çünkü demin söyledik ya acı kaçınılmaz. Hı hı. Ama kaçınılmaz olan acılardan daha önemli bir tek şey varsa bu hayatta o da acı çekmeye değer bir yaşam öyküsü oluşturmak. Bu yaşam öyküsü oluşturmak da ancak değerler doğrultusunda bir yolculukla mümkün. Umuyorum ki hep trendler, hep modalar var. Günün birinde değerleri bir moda yapalım. Hiç olmasa bir 20-30 yıl böyle devam etsin diyelim. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Bizi teşekkür dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere.